saç dökülmesinin tipleri var. Hı hı. Özellikle beyefendilerin bazılarının şu alın kısmından bir dökülme söz konusu iken bazılarında tepe noktası ki genellikle zannediyorum şu tepe noktasında dökülme oluyor. Şimdi şöyle izah edelim. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi, androjenik saç dökülmesi tipinde bu vertex dediğimiz yani tepe kısmı dediğiniz gibi şu temporal dediğimiz bu oluklanma buralarda saçlarda dökülme oluyor. Tabii kimisinde tepe kısmında çok olurken kiminde ön kısımda. Bu tamamen genetik. Genetik derken ne ifade ediyoruz burada? Kısaca bahsetmek istersek. Normalde erkeklik hormonu saç köklerinde reseptörler var. Yani o hormonla o reseptörler etkileştiği zaman burada saçlar dökülüyor. Zamanla bunlar döküle döküle daha zayıf vellus tipi dediğimiz yani bebek saçlara dönüşüyorlar. İşte bu saç köklerinde bu reseptörler ne kadar yoğun ise saçlar o kadar dökülüyor. Şimdi hanımların da bazılarında yine şu kısımlarda açılma olabiliyor. Bazı hanımlarda da yine tepe kısmında. Yine aynı şekilde hormonal midir bu? Tabii tabii. Şimdi yine androjenik tipi saç dökülmesi olabiliyor kadınlarda. Yani erkek tipi saç dökülmesi. Aslında burada da mekanizma aynı. Yani yine orada tabii kişide dediğim gibi bir androjenik hormon yani erkeklik hormonu salgılayan bir problem var ise reseptörleri de mevcut ise saç köklerinde saç dökülmesi maalesef kaçınılmaz oluyor.